Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den sağlık. Sağlık. Değerli Ege Üniversitesi televizyonu izleyenleri ve Radyo Ege Kampüs dinleyenleri, Ege'den sağlıktan hepinize günaydın. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyoruz. Her sabah olduğu gibi yeni bir program, yeni bir konu ve yeni bir konukla sizlerle birlikteyiz. Aslında hepinizin yakından tanıdığı bir isim şu anda bizlerle birlikte. Her salı günü çocuğa dair her şey bölümümüzle bizlerle birlikte olan Profesör Doktor Sayın Sema Aydoğdu bugün stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz hocam programımıza. Teşekkürler Duygu. Evet hocam, nasıl bir his acaba konuk olarak şu an burada yer çok almak? Çok hoş, çok rahat. Bütün zamanı sen organize edeceksin. Sorular evet. Senden. Ben evet. Böyle oh çok rahatım. Evet, evet. Siz şimdi her hafta alanında uzman konukları alıp çok güzel programlar devam ediyorsunuz. Çocuklara yönelik. Evet, çocuklara yönelik. Ama tabii ki sevgili izleyiciler, unutmamak gereken bir şey var ki çölyak konusu denince akla gerçekten Sema Hoca'dan başka bir isim gelmiyor. Dolayısıyla hep hocamız konukları alıyor, sorular soruyor. Biz de bu hafta istedik ki biz hocamızı konuk alalım ve uzmanlık alanı olan çölyak hastalığı ile ilgili kendisinden sağlıklı bilgiler alalım. Bakalım çölyak konusu ile ilgili hocamız bizlere neler aktaracak? Çünkü son zamanlarda çölyak hastalığı çok daha fazla ön planda bilinir diyebiliriz oldu. Değil mi evet, hocam? Bilinir oldu. Farkındalığı çok fazla artmış kesinlikle durumda son zamanlarda. Ve artık sadece glutensiz yaşam çölyak hastalarının devam ettirebileceği bir yaşam tarzı haline gelmekten çıktı. Evet, artık evet, evet sadece çölyak hastaları değil, diğer bireylerde de artık glutensiz yaşamı hayata geçirme söz konusu oldu. Tabii şimdi ben sözü daha fazla uzatmayacağım. Sema hocama bırakacağım. Öncelikli olarak tüm bunlara geleceğiz hocam. Çölyak hastalığının şöyle genel olarak nasıl bir sağlık sorunu olduğunu sizden almak istiyoruz. Evet. Çölyak gıdayla ilgili bir hastalık. Evet. Hatta son yıllarda tekrar çok özel gıda alerjileri grubunun içine konmaya başladı ama çok ayrı bir problem. Sonuçta besinle ilgili. Hı hı. Ömür boyu süren bir hastalık. Şimdi besinle ilgili deyip çerçevesi çok belli olan bir sağlık sorunu. Yani burada gluten içeren 4 tane tahıl var. Sadece onunla sınırlı. Hı hı. Ama besin alerjisi dediğiniz zaman o kadar çok olasılık oluyor ki onları tabii ayıramıyoruz. Ama çölyak dediğimiz zaman buğday, arpa, çavdar, bir miktar da yulaf. Evet. Ama bunların içerisinde özellikle buğday. Evet. Tüm dünya buğday ağırlıklı besleniyor. Dolayısıyla bu 4 temel tahıldaki glutenle ilgili sorun olduğu için buradaki gluten ilgili kişilerin ki genetik yatkınlığı olması lazım bağırsaklarına zarar verip hasta ettiği için sağlıklı olmak adına bunlardan yapılmış hiçbir ürünü ömür boyu tüketmemeleri gerekiyor. Yani bazı gıda alerjileri var. Hı hı. İşte ben de yaşadım. Benimki 15 yıl sürdü evet, gıda alerjisi olarak. Bazen 3 yıl sürüyor, bazen 5 yıl sürüyor ama bunlar böyle genelde sınırlı. Hı hı. Ama çölyak dediğiniz zaman ömür boyu glutensiz beslenmesi gereken bir grup aklımıza gelmesi lazım. Evet. Peki hocam bağırsaklarla ilgili problem dedik ama acaba başka hastalanan organlar da oluyor mu çölyak hastalığında? Aman tanrım, aman tanrım. Hangi organ hastalanmıyor ki? Gerçekten öyle söyleyeyim. Evet. Yani temel ana bozukluğun olduğu yer ince bağırsaklar. Sindirimin ve emilimin olduğu yani sağlıklı kalmak, yaşamak, yediklerimizden faydalanmak adına en önemli fonksiyonun yapıldığı yer bozuluyor. Evet. İnce bağırsak hasta. Ama buradaki hastalık ne yazık ki ince bağırsaklarla sınırlı kalmıyor. Mide, kalın bağırsak, karaciğer, böbrek, beyin, genital organlar, cilt, pankreas, kemik, eklem sistemi, göz, vücut, kulak, evet, akciğer, aklınıza ne geliyorsa bütün organları etkiliyor. Evet. Peki bu organları etkileme kısmına devam edecek olursak, yani eğer bu çölyak hastası bir insan hastalığının farkında değilse ve ilerlediyse mi diğer organlarda etkileniyor yoksa en başında mı bütün organların etkilenmesi söz konusu? İkisi birden olabilir sevgili Duygu. Evet. Şimdi biz tanı koymuyoruz. Hekimlerin aklına gelmiyor. Bu, evet. Yani farkındalık yaratmaya çalıştığımız olay bu. İlerliyor. İlk önce bağırsak hastalığı kalın bağırsını etkiliyor. Kemiklerinde erime başlıyor. Kalbi bundan etkileniyor filan. Dediğim gibi aynen süreç içerisinde geç tanı aldığı için diğer organlarda etkilenebilir. Ama çölyağın şöyle bir özelliği var.
tek bir organ hastalığıyla gelebiliyor. Ama evet, bağırsaklarla ilgili sorun yok. Yani ishal olmaksın. Bağırsak deyince en önemli belirti ishal evet, olması evet, lazım. Geçmeyen, tekrarlayan, hiç ishal yok. Ama bir bakıyoruz çocuk sadece boy kısalığıyla geliyor. Ama diğer bütün çölyak çıkabiliyor. Tabii testleri normal. Veya bir bakıyorsunuz hani ara ara ishali var. Birazcık boyu kısa, saç dökülmesi var. Belli bölgeler para para böyle açılmış vaziyette. Veya karaciğer testleri gayet iyi gözüküyor falan. Karaciğer testlerinde böyle bir hafif yükseklikler var. İshali de çok insanlar böyle acayip hani onu yatağa bağlayan bir durumda olmayınca unutabiliyorlar ara ara olan durumları. Dolayısıyla sadece bağırsaktaki belirtiler çok sessiz kalıp direkt mesela KOAH şeklinde başlayabiliyor. Mesela KOAH nedir? Sigara ile ilintili değil evet, mi? Bir akciğer hastalığıdır. Aslında düşünseniz çölyak insanın aklının ucundan bile geçmez gerçekten. KOAH'la çölyak KOAH'la bir evet, hasta için. Evet. Yani KOAH'ın nedenlerinden birisi, en önemli nedeni sigara evet, ama diğer önemli bir nedeni de çölyak. Mesela kalp hastalığı, kalp kasının pompalama, kasılma gücünü etkileyen miyokardit dediğimiz problemler var. Çölyak bunu yapabiliyor. Kalbin zarını tutabiliyor. Burada tabii genetik yapı çok önemli. Evet. Genetik altyapının özelliklerine göre bazı organlarla ilgili belirtiler daha ön plana çıkabiliyor. Mesela evet, beyinde ben hep halk diliyle kireçlenme diyorum. Şimdi böyle bir şey şuraya hekimlerde ne demek? Beyinde kireçlenme sadece eklemlerde, dizlerde falan olmuyor bu kireçlenme. Evet. Beyinde de olabiliyor. Veya düzelmeyen havale nöbetleri, epilepsi, sara nöbetleri olabiliyor. Nörolog da düşünecek, kardiyolog da düşünecek. Evet. Kalça ile ilgili hele erişkinlerde bu durmadan kalçada eklemle ilgili şikayetler oluyor. Gereksiz ameliyatlar girebiliyor. Veyahut da çocuk sahibi olamayan çiftler. Birinden birine bir problem olabilir. Evet. Yani bu doğurganlığın bozulmuş olması, kısırlık dediğimiz olay. Veya çok genç bir kadın bakıyorsunuz birdenbire menopoza giriyor. Erken menopoz dediğimiz olaylar. Sordukça da açılmayabilirim. Aklımıza gelebilecek olan her türlü hastalığın nedeninde bir parça da olsa çölyak düşünmeliyiz o yani zaman. Yani tıbbın her disiplininden, hı hı, sadece çocuk hekimi, mide bağırsak uzmanı değil, genel cerrahı, çocuk cerrahı, tıbbın her disiplinden hekim, diş hekimleri de dahil buna, çölyağı akıllarına tutmak zorundalar. Zorundalar, evet. Şimdi son zamanlarda, özellikle son zamanlarda çok fazla tanınmaya başladığını söylemiştik programımızı açarken ve tabii ki farkındalık ve bilinirlik yaratmak için de çok fazla faaliyetleriniz mevcut bu evet, konuyla ilgili. Tabii 2001'den şimdi, beri dernekleşmeler, evet, kongreler, gibi tabii çok çeşitli çalışıyoruz. Çeşitli faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Peki tüm dünyayı da ele alacak olursak ya da ülkemizi baz alacak olursak şöyle yıllara şöyle bir yılları baz alacak olursak görülme sıklığı nasıl hocam son zamanlarda? Görülme sıklığının arttığı söyleniyor. Hı hı. Yani bu gıda ile ilgili sorunlar. Mesela geçtiğimiz hafta sonu biz gıda alerjilerini tartışmıştık. Evet. Orada da hani artıyor gibi gözüküyor. Buradaki en önemli neden gıda teknolojisinde çok fazla eskisine göre gluten kullanıyor. Hazır gıdalarda yani onun raf ömrü uzasın, evet, nem tutsun diyerekten çok fazla gluten kullanılıyor. Ve eğer siz hazır ürün, market ürünü veyahut da ayaküstü gıda, fast food dediğimiz bunları çok tüketiyorsanız eskiden olduğundan daha fazla gluten almaya başlıyoruz. Evet. Bu çok gluten alınmış olması eğer genetik altyapınızda uygunsa çölyakla ilgili çölyak olma riskini doğuştan taşıyorsanız rahat ortaya çıkabiliyor. Bunu genelde kabul ediyoruz. Beslenme yaşam tarzımız dolayısıyla bir artış var. Evet. Bir diğer neden de tanı olanakları giderek artmaya başladı. Evet. Farkındalık artmaya başladı. Eskiden belki pek çok insan ya işte bu çocuk ishalden öldü deniliyordu. Evet. Anadolu'da belki böyle çölyaklıydı değil mi? Tabii tabii tabii. Veyahut da nedeni bulunmamış başka sistemlerle ilgili hastalıklardan ölüyorlardı. Adı evet, konmuyordu. Şimdi bunlar adı konmaya başlayınca dolayısıyla bir miktar hakikaten gerçekte bir artış var. Bunun tam matematik hesabını yapmıyoruz. Hı hı. Ama bilinirlik de tüm dünyada ve ülkemizde artmaya başladı. Evet. Şimdi hocam önümdeki notlarda yetişkinlerde klasik çölyak ve çocuklarda çölyak olarak ikiye ayrıldığını görüyoruz. Evet. Bu belirtiler yetişkinlerde ve çocuklarda gerçekten farklılık gösteriyor mu? Şimdi klasik çölyak, çölyak üçlemesidir. Evet. Üçleme. Birincisi ishal. Evet. Bağırsak hasta olduğuna göre, sindirimimin bozulduğuna göre ishal. Sürekli ishal olan bir insan bir süre sonra ne yapacak? Kilo kaybedecektir. Hı-hı. Ve ishalden dolayı mide bağırsak sistemi çalışması bozuluyor. Karın böyle şiş,
gergin oluyor. Karın şişliği bu üçlemedir. İshal, karın şişliği, kilo kaybı çok tipik üçlemedir. Ama bu genellikle küçük çocuklarda gözüküyor. Evet. Ve tüm çölyakları düşününüz. Bu tüm çölyakların sadece %5'i bu klasik hekimin en kolay aklına getirebileceği belirtilere sahip. %95'inde ishal olmayabiliyor. Evet. O zaman da diğer çok hafif oluyor, gözden kaçıyor. Evet. Erişkinlerde bu klasik üçleme pek gözükmüyor. Yani biz çocuk hekimleri o bakımdan birazcık daha şanslıyız. Çocuk hekimleri daha fazla çölyak tanısı koyuyor. Ama ülkemizdeki çölyakların çok büyük bir kısmı erişkin yaşta. Evet, 20 yaş çıkıyor, sonrasında. Mesela bizde 10 yaş civarında böyle bir pik yapar gibi oluyor. Onlarda da 30-40 yaşta pik yapıyor. Evet. Ve ülkemizde de yaşam süresi uzadı. 70-80 yıla kadar çıktı. Biz 20 yaşına kadar bakıyoruz. 20 yaşından sonra 60 yıllık bir süreç var. Evet. Orada o kadar çok çölyaklı var ki dolayısıyla erişkin hekimlerin biz çocuk hekimlerinden daha çok çalışması lazım. Kesinlikle katılıyoruz. Peki hocam biraz önce tanı yöntemlerinin son dönemlerde çok fazla geliştiğini söylediniz. Evet. Nedir bu tanı aşamaları çölyak hastalığında? Valla çok klasik benim yıllardır uğraştığım parmak ucu hani hekim şüphelendi hemen anında ofisinde masasında yapabileceği bir test var. Ülkede biraz zor yaygınlaşıyor. Bu bakımdan Sağlık Bakanlığımız da çok buna sıcak bakmıyor. Olsa tanı konma olanı daha da artacaktır. Devam edeceğiz. Bunu en azından Türkiye'nin rutinine sokabilmek adına. Bunun dışında biz şüphelendiğimiz zaman bir takım kan testlerimiz var. Çölyak'ta tanı koyduran kan testlerimiz var. Onlar da pozitif çıkıyorsa arkasından endoskopi yapıyoruz. Evet. Endoskopi yapılmadan çölyak tanısı konamaz. Buradan izleyicilerimize, dinleyicilerimize tekrar tekrar söyleyelim. Çünkü bazen ülkenin bazı bölgelerinde ya hadi sen bir glutensiz diyet yap da ishalin düzelirse sen çölyak olabilirsin gibi hekimlerin böyle çok pratik, pragmatik yaklaşımları oluyor. Ama ne yazık ki bu geçerli değil. Bir kişi ömür boyu süren, yemesini içmesini hayatını değiştiren bir sağlık sorunu varsa sevgili izleyiciler, sevgili dinleyiciler endoskopi yapılmadan tanı kesinleştirilemez. Evet, ama ben zaten sorumun cevabını aldım. Şimdi size onu soracaktım. Endoskopi yapılmadan çölyak tanısı konulmuyor diye bir kez daha altına çizelim. Ve tanı konduktan sonraki süreçten aslında en önemli süreç de sanıyorum burada başlıyor. Evet. Dolayısıyla neler söylemek istersiniz? Bir tedavi de demek istemiyoruz aslında. Çünkü bir glutensiz yaşam diyetini hayata geçirme söz konusu. Yaşam biçimi. Yaşam yeni bir yaşam biçimi. Glutensiz yaşam biçimi. Evet, neler söylemek istersiniz? Şimdi insanlara tanıyı koyduktan sonra herkes birden bir şok oluyor. Eyvah diyor, ben ne yiyeceğim? Evet. Veya benim çocuğum ne yiyecek? Çünkü bizde ekmek, makarna, unlu gıdalar değil mi? Bunları biz çok fazla tüketiriz. Ben de çok seviyorum. Evet. Yani çok severiz. Geleneksel beslenme alışkanlığımız bu vardır. Ve birden insanlar kalıyorlar böyle. Diyoruz ki bakın sadece unlu gıdalarda sorun var. Onun dışında sebzede sorun yok, meyvede yok, etlerde yok, balıkta yok. Bakın sadece unlu gıdalar. Ama o unlu gıdalar sağımıza solumuza döndüğümüz anda hayatımızın her noktasında. Evet. Evden çıkıyorsunuz, sabah buraya gelmek için bir bakıyorsunuz, oradan gevrekçi geçiyor değil mi? Boyozcu geçiyor. Şimdi bir çölyaklı tanı aldı, ertesi gün diyetine başladı, glutensiz beslenmeye başladı. Sabah evinden çıktı. Ne yiyecek mesela? Evinden çıktı, sokakta hiçbir şey alamaz. Sonra öğlen arkadaşlarıyla beraber yemekhaneye gitti falan, orada her şey özel yapılmadıktan sonra bizde her yerde ekmek var. Buğday unu bir de uçuyor. Hele onu kullanarak çorba morba falan yaptıysanız çölyaklı orada yapılmış kendisine ait bir ürünü bile yemez. Evet. Dolayısıyla öğlen de yemek yemedi. Bir şey atıştıracak, bir şey atıştıracak. Yani yanına kendine özel ekmeğini, krakerini, bisküvisini almamışsa hiçbir şey bulamaz. Hiçbir şey bulamaz. Ne yapacak? Yani onlar için gerçekten kabus. Ve arkadaşları dışarıya çıktı. Değil mi? Bir akşam üzeri hadi gidelim. Kordonda bir şeyler yiyelim içelim. Tipik İzmirli. Evet. Hayır, hiçbir şey içemez. Yani, İçemez derken yani içeceklerimizde de mi bir tehlike söz konusu? Mesela en basitinden diyelim ki meyve suyu, kola, bunlarda pek gluten yok. Soda, gluten yok. Ama mesela alkollü bazı içecekler var.
tamamen üzümden yapılıyor. Evet. Değil mi? Olmaması lazım. Hayır, hiçbir firma, ne şarap firması, ne işte milli içeceğimiz rakı ile ilgili hiçbir firma bunun glutensiz olacağına dair garanti vermiyor. Veremiyor. Bira evet. Zaten arpadan yapılan bir şey. Zaten gluten var. Dolayısıyla dışarı çıktığı zaman biz de buradan hep programlarda yapıyoruz. Reflü olursunuz. Aman dikkat edin, bu koladır. O tür içecekleri çok fazla tüketmeyin filan gibi. Onunla ilgili de bir şeyler söylüyor. Dolayısıyla sadece su içebilir. Kısaca bunu söyleyebiliriz. Bir de meyve içine hiçbir aroması olmayan evet. Aromalı şeylerde glutenin girme riski var. Dolayısıyla var. Aroması olmayan maden suyu ve su içebilir. Evet. Hocam önceki programlarımızda şöyle bir şey hatırlıyorum. Bu hazır çorbaların paketlerindeki yapışkanlar evet. mıydı yanlış hatırlamıyorsam? Ya da işte hazır gıdaların paketlerinde gluten var mıydı? Şimdi gluten yapışkan. Evet. Aslında gluten yapışkan. Hani biz zamk diyoruz, sağ solu yapışkan. Onların hepsinin içinde gluten var. Dolayısıyla mesela poşet çaylar eğer yapıştırmaysa orada gluten riski var. Evet. Veya işte bardak cam değil de hani kağıt bardaklar var. Ağızları kıvrılıyor. Oralarda gluten var. Evet. Yani mektup zarflarının yapışkan kısımlarını düşünün. Büyük zarflar. Oralarda hep gluten var. Biz şey diyoruz, ne olur onları yalamayın. Evet. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Bu kadar önemli. Evet. Çok önemli. Gluten yapışkan. Yapışkan. Gluten raf ömrünü uzatan bir madde. Dolayısıyla hayatımızın her alanında var. Evet. Aslında hocam çok yani tabii burada izleyenlerimize ve dinleyenlerimize mesaj da vermek gerekiyor. Çünkü glutensiz bir yaşam söz konusu. Yani çölyak hastasıyım dediği zaman hemen kişinin karamsarlığa kapılması gerekmiyor. Kesinlikle. Şimdi çok değerli iki tane kitap var. İzninizle evet. isterseniz bunları da tanıtalım. Yani sevgili izleyiciler, Sema hocamızın glutensiz yaşam biçimi ve çölyak hastalığı ile ilgili yazarı olduğu çok değerli iki tane halk kitabımız var. Ben bunları size tanıtmak istiyorum. Sanırım öncesi bu, ilk çıkan. İnsanoğlunun Evrimsel Sağlık Sorunu Çölyak Hastalığı kitabı. Bu da kendisiyle birlikte uzman doktor Miray Karakoyunlu ile birlikte hazırladığı bir kitap. Burada çölyak hastalığı anlatılıyor. Bir diğer kitabımız olan glutensiz yaşam biçimi ise bu tanıyı aldıktan sonra glutensiz yaşam biçiminin nasıl olması gerektiğine dair bir kitap. Eğer siz de çölyak hastasıysanız ya da bu konuyla ilgili şüpheleriniz varsa tanıyı da aldıysanız bu kitap gerçekten çok sade, yalın ve anlaşılabilir bir dille yazılmış. Halk diliyle. Her ikisi için de geçerli. Halk diliyle yazılmış. Bu iki kitabı hastanemizden, yayın büromuzdan ve halkla ilişkiler büromuzdan temin edebilirsiniz. Aydınlatıcı çok fazla bilgi olduğunu söyleyebiliriz. Ve kitabın içerisinde zaten çok renkli. Evet, ben de onu göstermeye fotoğraflar, onun dışında ek bilgiler. Az. Ve bu hastalıkla şu anda hayatını geçiren ünlü isimlerin de fotoğrafları evet. söz konusu. Şöyle gösterebilirim. Yani aslında korkulacak bir şey olmadığını bu kitapları temin ettikten sonra çok daha iyi anlayacaksınız sevgili izleyiciler. Dedikten sonra şimdi isterseniz... Ben izninle... Buyurun. Duygucuğum, bu halk kitaplarının çıkarılması konusunda Ege Üniversitesi Sayın Rektörümüze, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne ve Sayın Rektörümüze çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü halka yönelik bu kadar kaliteli bir kağıda, bu kadar renkli ve evet. bizler de özgürce halka yönelik duygularımızı, düşüncelerimizi, bilgilerimizi aktarma fırsatı bulduk. Kesinlikle. Türkiye'de bu anlamda bu kadar kaliteli halk için çıkarılmış bir kitap yok. Hatta bunların fiyatlarını da söyleyelim. Tabii. 8 lira sevgili izleyiciler, bu kadar kaliteli bir kağıda, bu kadar renkli ve tamamen halka yönelik yazılmış. Hatta herkes eline alıyor, benim asistanlarım, annelerim falan böyle. Herkes okumaya başlıyor değil mi? Bir çırpıda bitirebiliyor. Evet. Onun için biz kitap okumayı çok sevmeyen bir toplumuz, korkmayalım. Evet, öyle gerçekten akademik bir makale gibi ağır bir dille yazılmış bir kitap değil. Tamamen bizlere yönelik, halka yönelik yazılmış kitaplar sevgili izleyiciler. Sağlık serisi kitaplarımız. Ve hocam şimdi glutensiz diyetten isterseniz devam edelim. Şimdi kişi glutensiz diyete başladı. Vücut bu duruma nasıl yanıt veriyor? Bunu da merak ediyoruz. O şikayetler yavaş yavaş azalıyor mu?
Çok güzel bir soru. Herkesin şikayetine göre değişebiliyor. Hele ishal varsa hemen bir iki hafta içerisinde kesilebiliyor, değil mi? Glutensiz beslenmeye başladığınız zaman tamamen düzeliyor. Yalnız her ishal tablosu aslında gluteni kesersek düzeliyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani burada tıp öğrencileri veya diğer meslektaşlarımız açısından. Çünkü gluten bize zarar veren bir protein. Bir de inek sütü var. Onu da salı günü tekrar öğretim üyesi Harun Bey'le arkadaşımla konuşacağız. Buradan hemen tanıtımını da yapalım. Önümüzdeki salı yani 17 Mart salı günü, değil mi? Geçen hafta süt üretimini konuşmuştuk. Şimdi yoğurt, bunların alerjileri, kefir, peynir, diğer süt ürünlerini tartışacağız. bu tür ürünlerle ilgili sorunlar olduğu zaman bu iki protein bize zarar veriyor. Tüm insanoğluna. Dolayısıyla siz gluteni keserseniz hangi nedenle olursa olsun o ishal düzelebilir. Bu bütün her tabloda, dolayısıyla çölyakta da düzeliyor. Arkasından organizma yavaş yavaş şekil değiştirmeye başlıyor. İşte çocuk çok zayıflamışsa kilo alıyor. Genellikle kilo yaşıtlarına erişmesi 3-6 ay içerisinde, boy bile 6 ay bilemediniz 1 yıl içerisinde yakalayabiliyor. Evet. Tabii çok geç tanı aldıysa bu bazen uzayabiliyor ama inanılmaz hızlı bir değişim oluyor. Eğer tanısı çölyaksa, tanı konduktan sonra bir söz vardır. Ben çok seviyorum. Hep öyle olabilsek hekimler olarak, hani böyle sihirli değnekle dokunmuşsunuz gibi çocuk birdenbire böyle çiçek gibi açılmaya başlar. Erişkin sağlıklı olur. Psikolojileri değişir. Biliyorsunuz çölyaklılar vücutta o kadar bir sistemde aksama oluyor ki ağır psikiyatrik hasta gibi gelebiliyorlar bizim karşımıza. Evet. Hemen kişilerin duyguları, düşünceleri çok daha olumlu yöne doğru kayabiliyor. Yani yanıt, çok güzel ve çok hızlı bir yanıt oluyor. Evet, kesinlikle. Beslenmeye. Şimdi hocam saatime bakıyorum. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Yalnız sadece üzerinde durmamızı istediğimiz birkaç konu daha var. İsterseniz bu süreye onları sıkıştırmaya çalışalım. Öncelikle glutensiz diyete uyum zorluklarının ekonomik sonuçları ve çölyaklılar ve umut tacirleri, belki bu da çok önemli bir konu ve üzerinde durmamız gereken bir konu. Ekonomik sonuçlarından bahsedecek olursak nasıl toparlayabiliriz? Evet, bir hastamın babasının bana söylediğiyle hocam dedi, bu nasıl bir problemdir ya dedi, bizim başımıza geldi dedi, bu dedi zengin hastalığı dedi. Evet. Bir de dedi benim iki çocuğum var hocam dedi, bu zengin hastalığı nasıl yapacağız dedi. Şimdi devlet bunlar çok özel beslendikleri için 7 gün 24 saat çarpı 365 gün değil mi, hep her öğünde glutensiz beslenmek zorundalar, dikkat etmek zorundalar. Glutensiz ürünlerin çok büyük bir kısmı halen Türkiye'de ithal. Ve normal muadili olan bizlerin tükettiği ürünlerden 5 ila 10 kat daha pahalı. Evet. Yani siz 1 liraya aldığınız bir kraker benzeri şeyi glutensiz alıyorsanız 10 liraya alacaksınız. Evet. İnanılmaz. Çikolata, gofreti, her şey sizin ayrı olması lazım. Evet. Cipsine maliyetli kadar. Dolayısıyla gerçekten çok maliyetli. Ve devletin çölyaklara vermiş olduğu parada bunları hiç karşılayacak durumda değil. Sadece belki unlarını karşılayabilir. Yalnız son 10 yıl içerisinde yavaş yavaş yerli ürünler çıkmaya başladı. Ama bizim şöyle bir sorunumuz var. Türkiye'de 500 bin çölyaklı olması gerekirken halen 10 bin 15 bin çölyaklıya tanı koymuş durumdayız. Yani bu kadar uğraşıyorum ben, 2001'de dernek kurduk. O zamandan beri geldik. Halen Türkiye 50 bin çölyaklı hastasına ulaşmadı. O zaman gıda sanayi nasıl yatırım yapacak? Evet. Bunları kime satacak? Ha şöyle bir şey var. Bu glutensiz ürünler sadece çölyakların tükettiği ürünler değil. Başlangıçta sen de söylemiştin. Evet. Günümüzde artık glutensiz beslenmek adeta bir moda. Evet. Yaşlanmaya karşı haline geliyor artık. Bir de yaşlanmaya karşı da geliştirilmiş bir diyet biçimi gibi çok yaygın insanlar kullanıyor. Bir de gluten duyarlılığı var. Hani çölyak değil de glutenle sorunu var. Aynı diyeti yapıyor ama sadece 3-5 yıl sürüp geçen bir özellikte. Evet. Bunlar da ayrı ayrı gruplar. Dolayısıyla glutensiz beslenen çok insan var. Ama ekonomimiz böyle dalgalandığı sürece insanlar yatırım yapmıyor. Ve dolayısıyla halkımız çok ciddi bir maliyetle karşı karşıya kalmış durumda. Böyle çok ciddi bir yönü var. Evet. Onun dışında başka bir sorun? Umut tacirleri, çölyaklılar ve umut tacirleri. Yani ömür boyu herkesten farklı, günün her saatinde beslenmek
çok yorucu bir şey. Evet, yani gerçekten hani bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl inanılmaz yoruluyor insanlar ve sonuçta da farklı diyetin dışında bazı biyorezonans dediğimiz farklı sistemlerle tedavi sunmaya çalışan insanlar var. Eğer gitmek istiyorlarsa gitsinler onlara ama diyeti de bırakmasınlar. Lütfen. Çünkü günümüzde çok geniş gruplarda yapılmış olan çalışmalarda bugün halen çölyak sorunun tek tedavi yöntemi ileride gelecek. İleride gelecek ama halen ömür boyu glutensiz beslenme. Evet. Aşılama var, farklı yöntemler var. Önümüzdeki 5-10 yılda farklı tedavi yöntemleri devreye girecek ama şu anda lütfen bu umut tacirlerine, diyet yorgunu olmuş olan sizlerin sırtından para kazanmaya çalışanlar ki bunların bir kısmı benim meslektaşlarım. Evet. Lütfen onlara inanmayın diyorum. Evet. Yani bir de şöyle bir şey var herhalde hocam. Umut tacirlerine verilen paralarla belki bu maliyetli de olsa gıdalara dikkat edilse yani çok daha en azından bu işin oluru olan yani glutensiz yaşam biçimine verilse bu paralar en azından hastanın daha kaliteli bir yaşam sürmesini sağlayabilir. Kesinlikle. Çünkü diğer tedavi yöntemleri anladığımız kadarıyla bir glutensiz diyet kadar etkili değil, değil mi? Hayır, kabul edilmiş zaten öyle bir tedavi yöntemi yok. Evet. O sadece bizim ülkemizde çıkarılmış bir şey. Yani hani başka gelişmiş ülkelerde de yan tedavi yöntemi, alternatif tıp diyoruz böyle bir kabul edilmiş bir yöntem olsa, o ülkelerde uygulanan bir şey olsa, hayır öyle bir şey yok. Bu bizim ülkemize özgü olan bir durum. Evet. Onun için aman glutensiz diyet başlanmışsa devam edin. Çünkü siz ben başka tedavi yöntemler alıyorum, diyet yapmayacağım dediğiniz zaman hiç farkında olmazsınız. İshal olmayabilirsiniz. Kemikleriniz erir. Evet. Kemik erimesi özel tepki yapmadığınız zaman fark etmezsiniz. Bir bakarsınız en önemli özelliği glutensiz diyete uyulmadığı takdirde mide bağırsak kanserlerinin görülme riski sevgili Duygu 75 artıyor. Kat artıyor. Artıyor da az kaldı yani söylediğim. Yani 75 kat artıyor. Yani zaten yaşam koşullarımız dolayısıyla bir sürü kanserojen maddeyle her gün karşı karşıyayız. Hı. Aman çölyaklılar bile bile 75 kat riski göze almayalım. Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz için hocam. Bu verdiğiniz değerli bilgiler için de size de programınızda, akademik hayatınızda kolaylıklar ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkürler. Evet sevgili Ege Üniversitesi televizyonu izleyenleri ve Radyo Ege Kampüs dinleyenleri bugünlük de Ege'den Sağlığın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sema Aydoğdu bizlerle birlikteydi. Çölyak hastalığını konuştuk, glutensiz yaşam biçimini konuştuk. Bizler yarın aynı saatte saatlerimiz 10.30'u gösterdiğinde farklı bir konu ve konukla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Yarına kadar sağlıklı olup dünyaya huzurla bakmanız dileğiyle hoşça kalın. Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık hizmeti. Hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den sağlık.